saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın izniyle milli devleti kuracak sizsiniz. Selam sizlere. Mukaddes vatandan zulmü zilleti sürecek sizsiniz. Selam sizlere. Sizdedir cesaret, iman, intizam. Batıla taklide yoktur iltizam. Herkese adalet, aleme nizam verecek sizsiniz. Selam sizlere. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Bu 2015 1 Kasım'da yapılacak seçimlere başlangıç ve hazırlık toplantımızın hayırlara vesile olmasını öncelikle Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Rabbim inşallah bizleri mahcup etmesin. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, yine zafer haftası içindeyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılda yine bu salonda zafer haftası içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir istişare toplantısı gerçekleştirmiştik. Evet, tevafuk odur ki yine aynı hafta içerisinde, zafer haftası içerisinde yine bir istişare toplantısındayız. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, Rabbim bu büyük Müslüman Türk milletine şanlı tarihinde ve mazisinde olduğu gibi inşallah bu zafer haftası içinde olan zaferler gibi nice zaferler yaşatmayı tekrar nasip ve müyesser eylesin. Evet, önce 26 Ağustos Malazgirt, aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklimi Rum'a, Bozkurtlar ordusu geçti hücuma, yine bir şevk ile gürledi gökler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Önde yalın kılıç Türkmen başbu, ardında Oğuz'un 50.000 tuğ, andırır Altay'dan kopan bir çığ. Budur peygamberin övdüğü Türkler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Evet. Şehit ve gazi büyük kumandan Alparslan'ı, onun komutanlarını, şehit ve gazilerini bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Rabbim kendilerinden razı olsun. Ve bugün 30 Ağustos. Evet. Kurtuluş Savaşımızın taçlandırıldığı büyük taarruzdaki 30 Ağustos zaferinin 93.
yıl dönümü. Evet, 30 Ağustos zaferini bizlere yaşatan kahraman şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Ve Rabbim inşallah bu memlekete bir kere daha Kurtuluş Savaşı yaşatmasın diyorum. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. Evet, her gün şehitler gelmeye devam ediyor. Dün de iki şehidimizi daha rahmeti rahmana uğurladık. İki polis kardeşimiz. Şanlıurfa'da hastanede görev yapan iki polisimize hainler pusu kurdular. Evet, 7 Haziran seçimlerinden sonra onlarca askerimizi, polisimizi, güvenlik görevlimizi şehit verdik. Ben hepsini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim kendilerinden razı olsun diyorum. Ailelerine, sevenlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet camiamıza ve Müslüman Türk milletine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Değerli dava arkadaşlarım, 84'ten 2015'e kadar yaklaşık 31 yıllık süre zarfında Türkiye'yi yönetenler şayet ciddi, kararlı ve topyekün bir mücadele ortaya koyabilselerdi bağımsız, 31 kere bu PKK illetinden Türkiye'yi kurtarırlardı. Ama maalesef hiçbirisi bunu yapacak bir irade, cesaret ve kararlılık ortaya koyamadı. 13 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında da eğer gerçekten arzu edilseydi 13 kere PKK yok edilirdi. Ama maalesef bu irade de ortaya konmadı. Ve en nihayetinde çözüm süreci denilen bir sürece girildi. Bütün safahatı daha önce defalarca anlattık. Biz çözüm süreci denilen bu süreçten önce de hem bu iktidar yetkilileriyle hem Genelkurmay Başkanı'ndan başlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarıyla, Cumhurbaşkanlığı makamıyla, meclis makamıyla defalarca görüşerek terörün nasıl çözüleceği ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğiyle ilgili raporlarımızı, görüş ve düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. Özellikle şehit liderimiz Muhsin Başkanımız döneminde bunu defalarca dile getirdik. Ama kulak astılar ve bizim dediklerimizi yapmadılar, itibar etmediler. Ama bugün bakıyoruz, geldikleri noktada bizim kullandığımız, bizim 10 sene önce, 5 sene önce, 3 sene önce söylediğimiz sözleri bugün kendileri söyler hale geldiler. Bakın, çözüm süreci başladığında da, hatta onun öncesinde, demokratik açılım dedikleri süreçte, Büyükşehir yasasını gündeme getirdiklerinde ne dediler? Dediler ki niye siz bu yasaya bu kadar şiddetle karşı çıkıyorsunuz? Biz de kendilerine dedik ki evet, bir iki teknik karşı çıkışımızdan sonra siz kendiniz de dediniz ki bu BDP'li belediyeleri belediye başkanları değil PKK'nın atadığı komiserler yönetiyor. Evet, doğrudur. E şimdi siz bu yasayla bu komiserlerin yetkisini ve hakimiyetini artırıyorsunuz. Bütün bölgeye hakim olmalarının önünü açıyorsunuz dedik. O zaman haklısınız dediler. Ve hey gafiller, o zaman haklıysak niye çıkarttınız bu yasayı? Evet. Bakın şimdi bunun bedelini bu büyük Türk milleti ödüyor. Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazlıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle bu milletimiz ödüyor. En çok da o bölgede yaşayan, Güneydoğu'da yaşayan, bu bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koymuş
ve bu hain, bölücü, inançsız PKK terör örgütüne karşı canıyla, kanıyla, malıyla mücadele etmiş benim Kürt kardeşlerim ödüyor. Korucularımız ödüyor. Aşiretlerimiz ödüyor. Batmanlılar ödüyor. Diyarbakırlılar ödüyor. Şırnaklılar ödüyor. Urfalılar ödüyor. Burada sırça köşklerinde oturanlar ödemiyor. Onlar mallarına mal, makamlarına makam katlıyorlar. Bununla uğraşıyorlar. Evet, en çok da bu bedeli bizim orada yaşayan kardeşlerimiz ödedi. Ve çözüm sürecine geçtiklerinde dediler ki çözüm süreciyle birlikte üç şey olacak dediler. Bir, PKK sınır dışına çıkacak dediler. Çıktı mı? Silah bırakacak dediler. Bıraktı mı? Ve kendisini lağvedip siyaset zemininde mücadele edecek dediler. Bunların hiçbirisinin olmayacağını biz 2013 yılında kendilerine söyledik. 2 yıl önce. Ve dedik ki eğer bu süreci bu şekilde başlatırsanız, bakın sizin söylediğiniz 3 şey olmayacak ama bizim söylediğimiz 3 şey olacak, korkarız ki dedik. Nedir? 1. PKK asla ve kat'a sınır dışına çıkmayacak ve silah bırakmayacak. Tam tersine daha da güçlenecek. Bugün ne diyor Sayın Başbakan? Çözüm süreci diyor, bu 2 yılda diyor PKK güçlendi diyor. Peki Sayın Başbakan, bunlar güçlenirken siz ne yapıyordunuz? Taşkent'te elma mı topluyordunuz, kiraz mı topluyordunuz, ne yapıyordunuz siz? Evet. Ne yapıyordunuz siz? 2. Dedik ki PKK meşrulaşacak dedik. Öyle meşrulaşacak ki senden benden, o bölgedeki devletin yanında durmuş korucudan, aşiretten, oradaki kardeşlerimizden, bizden daha fazla meşrulaşacak dedik. Ve maalesef o oldu bugün geldiğimiz. Uluslararası bir boyut kazanacak dedik. Ve işte bugün uluslararası bir boyut kazandırdılar PKK'ya. Uluslararası bir problem haline dönüştürdüler. Ve esas hedefleri olan özellikten sonraki devletleşmenin taşlarını döşeyeceksiniz dedik, eğer bunu yaparsanız dedik. Ve neticede bakın aynısı oldu. Keşke olmasa. Yoksa çözüme biz niye karşı kaldık? Gerçek bir çözüm olsa hangimiz gözümüzü kapatıp arkamızı dönüp gidebiliriz ki? Gerçek bir çözüm olmayacağını biz ifade ettik. Ve işte bugün geldiğimiz noktada, eğer bugün PKK bölgedeki her şehirde, her yolda, her noktada eylem yapabilir, mayın patlatabilir, askeri alayları bile, bölükleri bile, bırakın karakolları, bırakın karakolları değerli arkadaşlar, alayları basıyor adam. Binlerce askerin yaşadığı, yüzlercesini bırak, binlercesinin yaşadığı tugayları basıyor adam ya. Tugaylara şeyde bulunuyor, saldırılarda bulunuyor. Yani öyle bir noktaya gelmiş. Hastanelere saldırıyor. Emniyet lojmanlarına saldırıyor. Emniyet müdürlüklerine saldırıyor. Ve bunu her yerde yapabilir bir pozisyonda. Kimin eseri bu? Türkiye'yi 13 yıldır yönetenlerin eseri. Ve hala bugün millete dönük, oya dönük, ranta dönük tedbirlerin dışında gerçek anlamda bir tedbir var mı diye bakıyoruz, yok. Yani göstermelik hava operasyonları, göstermelik bir takım operasyonlar dışında kalıcı ve PKK'yı yok edici operasyonlara biz henüz şahit olamadık. Bölgedeki kardeşlerimizden aldığımız bilgiler de bu operasyonların yapıldığı noktasında bizi tatmin etmiyor, doğrulamıyor. Hala oyunda oynaştılar. Hala oy derdindeler. Hala seçimlere yönelik bir takım söylemlerden ve eylemlerden
öteye geçemediler. Eğer gerçekten PKK terörle mücadele edecekseniz, bunu büyük bir kararlılıkla yerine getirecekseniz, o zaman yapacağınız üç şey var. Bu hava operasyonlarının yanına mutlaka dışarıda ve içeride kara operasyonlarını eklemek zorundasınız. Kandil başta olmak üzere ne kadar kampı varsa ortadan kaldıracaksın. Evet. Bakın Siirt pervaride 8 tane askerimiz şehit oldu. Biz bir hafta önce uyardık. Pervaride PKK'nın kampı olduğunu ve bu kampın niye hala ortadan kaldırılmadığını sorduk. Ve yarın bir eylem olursa bunun altında kalacaklarını söyledik. Hiçbir şey yapmadılar ve o kamptan gelen PKK'lılar 8 tane askerimizi şehit ettiler. Ve korkarım ki hala o kamp varlığını devam ettiriyor. Yani bırakın dışarıdakiler. Bu nasıl mücadele? Bu nasıl mücadele? Şehir yapılanmasına karşı ciddi bir operasyon yapılmıyor. KCK'ya olsun, YDGH'ye olsun, YPC'ye karşı olsun. Maalesef KCK'ya karşı ciddi bir operasyon yapılmıyor. Ancak kamuoyunun tepkisini çeken, özellikle son günlerde bazı belediye başkanları, eş başkanları, işte Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş başkanlarının, il başkanlarının, ilçe başkanlarının işte öz yönetimi ilan ettik. Yani devleti tanımıyoruz. Biz özellik ilan ettik. Pervasızlığına millet tepki gösterince sırf o tepkileri dindirmek için, o da seçim öncesi olduğu için sadece gözaltılar ve tutuklamalar var. Onun dışında ne yapıyorsunuz siz? Şehir yapılanmasına karşı ciddi anlamda bir operasyon yok. PKK'nın lojistiğini, para kaynağını kesmek için ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Peki dışarıdaki PKK'nın, yani Avrupa'daki etkisini, gücünü yok etmek için ne yapıyorsunuz? Seçim hükümetinde PKK'lı bir bakan atadılar. Evet. Bırakın etkisini, gücünü yok etmeyi, Avrupa'da varlığını daha da meşrulaştırdılar ve Avrupa Birliği ile Müzakere Bakanlığı'na PKK'nın milletvekilini getirdiler. İşte icraat bu. Evet. Netice bu. Ya ben yanlış bir şey söylemiyorum. Şu anda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanı kim oldu? PKK'nın milletvekili oldu. Hani sen Avrupa'daki etkisini kıracaktın? Hani Avrupa'da adam sana demeyecek mi? Sen Almanya'ya diyorsun ki bana terör örgütüyle ilgili mücadelede yardım et. Belçika'ya, Fransa'ya. De adam diyecek ki komik olma diyecek ya. Senin bakanın, şimdi bu bakan gidip ne diyecek Fransa'ya? O bakan oraya gittiğinde onu kim karşılayacak? O bakan nereleri ziyaret edecek? Kimlerle görüşecek? HDP mitinglerinde Avrupa'da kimin yanında duracak? Bak Türkiye'yi yönetenlerin gafletine bakın. Kendi iç hesaplarına uygun bir seçim hükümeti oluşturalım derken öbür taraftan PKK'ya hangi noktada büyük bir taviz verdiklerini ve güç kazandırdıklarını hesap edin. PKK en büyük desteği Avrupa'dan alıyor. Siz de bu desteği perçinlediniz. Bütün milletimizin bunu açık ve net bir şekilde bilmesi gerekir. Onun için değerli dava arkadaşlarım, PKK ile gerçek bir mücadele yok. Göstermelik bir mücadele var. Biz dün olduğu gibi bugün de doğru kimden gelirse gelsin yanındayız. Yanlış da kimden gelirse gelsin bedeline de katlanmak şartıyla karşısındayız. Evet. Siz doğru yapın, biz sizin yanındayız. Terörle doğru bir mücadele ortaya koyun, biz sizin yanınızdayız. Ama böyle göstermelik, oy avcılığına yönelik
manipülasyonlu ve aldatmaca, kandırmacaya dayalı, göz boyamaya dayalı biz mücadeleymiş gibi gösterip aslında alttan müteakerelere karşıyız. Bakın ne dedik? PKK ile müzakere olmaz, pazarlık olmaz, mücadele olur dedik. Şimdi aynısını kendileri söylüyorlar. Kürt sorunu yoktur. Kürtler bizim kardeşimizdir. İnnemel mü'minüne uhvetun. Muhakkak ki Müslümanlar kardeştir. Defalarca söyledim, yine söylüyorum. Bu emrin üstünde benim için bir emir yoktur. Benim arkadaşlarım için de bir emir yoktur. Bizi bağlayan budur. Allah'ın emridir. Biz Allah'ın emri ve Resulünün risaleti dışında her şeyi tartışabiliriz diyen bir siyasi hareketiz. Evet. Başladığımız noktadayız. Başladığımız noktadayız. Aynı inanç ve kararlılıktayız. Ve bu inanç ve kararlılığımızı, bu duruşumuzu, bu fikir ve misyonumuzu, bu çizgimizi bugüne kadar nasıl bozamadılarsa bundan sonra da kimsenin bozmasına asla ve kata müsaade etmeyeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, milletimiz gerçekten açlık ve yoksulluk sınırı altında büyük bir hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Dün özel güvenlikçi kardeşlerimizin kurduğu Güvenlik İş Sendikası'nın genel kuruluna katıldım. Türkiye'de 12 milyon çalışanın yaklaşık 6 milyonu asgari ücretin altında maaşa mahkum edilmiş vaziyette. Yani bunların tamamı açlık sınırının altında yaşıyor. Onların üstündekilerin de bir o kadardan daha fazla aile de yoksulluk sınırında. Yani TÜİK'in sendikaların açıkladığı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bizim hesaplamalarımıza göre 50 milyon insan Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Ve buna bir çözüm bulunabilmiş değil. Ve son günlerdeki ekonomik gelişmeler bu açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan kardeşlerimizin hayatını daha da zorlaştırdı. Bakın dolar 2011'de 113 dolar varili petrolü bugün 45 doların altında. Yani 1/3 fiyata düşmüş. 1/3. 113'ten 40'a düşmüş. Peki bizde hala kaç lira benzin, akaryakıt? Bizde sadece %10 düştü fiyat. Yani petrol %70 değer kaybetmiş dünyada ama bizim pompaya, vatandaşa yansıması %10. Neden? Çünkü üretim yok. İmalat yok. İşte bu dolaylı vergilerden milleti soyarak, milletin cebinden alarak bütçeyi oluşturuyorlar. Fakirden alıp zengine veriyorlar. Rantçıya veriyorlar. Havuzlara aktarıyorlar. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Hiç kimse iddia edemez. Yani kime sorarsanız sorun. İktidar partisine oy verenlere sorun. Muhalefet partisine oy verenlere sorun. Kime sorarsanız sorun. Bunun aksini iddia edemez. Ama bu doğru mudur? Bu yanlıştır. Biz yanlışları söylemeye, yanlışları dile getirmeye devam edeceğiz. Biz belki büyük gruplarla meclise giremedik. Belki iktidar olamadık. Ama hep doğruları söyledik. Çünkü Allah Kur'an'ında diyor ki eğer idarecilerin mealen yanlışlarını söylerseniz, onları uyarırsanız bunun karşılığında size büyük sevaplar vardır diyor. Biz buna inanan bir siyasi hareketiz.
doğruların yanında ve yanlışlarında uyanma. Hep uyardık bugüne kadar. Ama maalesef birileri uyarılmaktan rahatsız oldu. O istiyor ki yanlışımda da benim yanımda dur, doğrumda da benim yanımda dur. Yok öyle ya. Biz öyle değiliz. Biz büyük biriz, müdafelenleriz. Bizim farkımız bu. Biz bir tane de oy almasak bu davayı sürdüreceğiz. Allah'ın emirlerini, Resulünün sünnetini, ehli sünnet çizgisinin bu ülkede hakim olması için çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Bizim derdimiz oy değil. Biz sadece oy almak için kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Daha önce de söyledim. Biz sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Biz aslında bir siyasi parti değiliz. Biz bir siyasi hareketiz. Evet. Onun için herkesin Büyük Birlik Partisi'ne değerlendirirken, Büyük Birlik Partisi ile ilgili yorum yaparken bunu gözden kaçırmamasını tavsiye ediyoruz. Bakın, Büyük Birlik Partisi'ne, rahmetli şehit liderimize, Muhsin Yazıcıoğlu'na hakaret edenlerin, iftira edenlerin, onu itham ederek terk edenlerin akıbeti ortada. Bugünkülerin de o akıbeti yaşayacağı kaçınılmazdır. Evet. Değerli dava arkadaşlar, 7 Haziran seçimlerinden önce millete verilen sözlerin hiçbir tanesi tutulmadan yeni bir seçime gidiyoruz. Asgari ücreti artıracağız dediler. Artırdılar mı? Artırmadılar. Taşeron işçileri kadroya alacağız dediler. Aldılar mı? Almadılar. Yeni sivil demokratik bir anayasa yapacağız dediler. Yaptılar mı? Yapmadılar. Seçim kanunu demokratleştireceğiz. Barajları kaldıracağız dediler. Kaldırdılar mı? Kaldırmadılar. Adaleti tesis edeceğiz dediler. Etmediler. Yani millete verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. Diyeceksiniz ki hükümet kurulmadı ki. İsteselerdi bir araya gelir meclistekiler ve bu acil önlemleri ve bu verdikleri sözleri yerine getirebilirlerdi. Bunu yapmadılar. Hepsinin derdi, meclistekilerin derdi kendi çıkarları ve kendi menfaatleri oldu. Hiçbirisi ülkenin menfaatini, milletin menfaatini, kendi şahsi menfaatinin ve parti menfaatinin önüne koyabilecek erdemliliği gösteremedi. Evet. Zaten gösteremezler. Onu gösterecek sadece burasıdır, Büyük Birlik Partisi. Gösteremez. Beklemek de hayal. Milletimiz bunlardan bunu beklemesin. Bugüne kadar yaptılar mı? Yapmadılar. Denenmişi tekrar denemenin ne millete, ne devlete, ne ülkeye, ne de coğrafyamıza faydası yoktur. Kime sahip çıktılar? Sahip çıkıyoruz adı altında Türk İslam coğrafyasının, yakın coğrafyamızın, kardeş coğrafyamızın kan ve gözyaşına boğulmasına sebep oldular. Ben inanıyorum ki o Avusturya'da o soğuk hava depolu arabanın içinde hayatını kaybeden 71 tane Müslümanın vebalinde bu Suriye'deki iç savaşta kim başlatmışsa, kim oraya bir odun atmışsa hepsinin vebali vardır. Evet. O denizde boğulanların da boğulanlarda da vebali vardır. Şu anda IŞİD'in katlettiklerinde de vebali vardır. Amerika'nın vurduklarında da vebali vardır. Esad'ın vurduklarında da vebali vardır. Biz inanıyoruz ki Allah bunların hesabını bir gün soracaktır. Evet. Bizim çırpınışımız, bizim haykırışımız buna. Bizim şahıslarla işimiz olmaz.
Biz haktan yanayız, hakikatten yanayız. Biz mazlumdan yanayız. Kim zulmederse etsin, isterse babamız olsun, biz onun karşısına çıkarız. Evet. Zulmü alkışlamayız. Zalimi sevmeyiz. Evet. Gelenin hatırı içinde geçmişimize asla sövmeyiz. Biz böyle bir kanaatteyiz. Böyle bir fıtrattayız. Böyle bir inançtayız, çizgideyiz. Ama birileri diyor ki ya zalim bizden sesini çıkartma. Ya kardeşim mazlum da bizden. Mazlum kim? İşte haksızlığı yapanlar bizimkiler canım görmezden gelelim. Uyaralım sadece. Devam ediyor. Onun için kimden gelirse gelsin. Kimden gelirse gelsin biz hakkı haykırmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Çünkü Büyük Birlik Partisi'nde inanarak görev almış bütün kardeşlerimizin kuruluşundan bugüne kadarki duruşu ve beklentisi budur. Rahmetli şehit liderimiz, Muhsin Başkanımız nasıl bu duruşunu bozmadıysa ve şehit olarak milletin duasıyla veda etmişse Allah bize de nasip eder inşallah. Biz de aynı şekilde gideriz. Kimseye eyvallahımız yok. Ama biz istiyoruz ki ülkemizde ve coğrafyamızda güzel işler yapılsın. Doğru işler yapılsın. Ülkemiz ve coğrafyamız mutlu olsun, huzurlu olsun. Kardeşçe refah içerisinde yaşamsın. İnsanımız doğduğu yerde doysun, alnı ak, başı dik ve karnı tok bir şekilde yaşasın istiyoruz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim küçük siyasi hesaplarla işimiz olmaz. Dönüp bakmayız bile biz. Bizim gayemizi, bizim hedefimizi, bizim amacımızı anlayamayanlar ancak kendileri gibi değerlendirirler. İnsan aynaya baktığında kendisini görmüş. Onlar sanıyor ki onlar küçük hesap içinde dünyalık hesapları ahiret hesabının önüne koydukları için sanıyorlar ki bizler de öyleyiz. Hayır. Bugüne kadar asla böyle bir hesabın içinde olmadık. Allah da bizi böyle bir hesaptan uzak tutsun. Evet. Daha önce de söyledim. Ben her namazımın arkasında dua ediyorum. Ya Rabbi senin rızan dışında söz söyletme ve iş yaptırma. Buraya gelirken de dua ederek geldim. Ya Rabbi senin rızan dışında bana söz söyletme dedim o sabahında. Evet. Değerli dava arkadaşlarım ama millet bu kadar çaresizken Suriye'deki, Irak'taki, Doğu Türkistan'daki, Filistin'deki, Mısır'daki, Libya'daki, Kafkaslar'daki, Myanmar'daki, Güneydoğu'daki, Şırnak'taki kardeşlerimiz bu kadar çaresizken, bu kadar zulüm içerisindeyken, kan ve gözyaşı içindeyken biz susamayız. Susmayız. Dilsiz şeytanlardan olmadık ve olmayacağız değerli arkadaşlar. Kıymetli dava arkadaşlarım, 7 Haziran seçimleri öncesine bir gidersek, biraz önce kısmen bahsettim, gerçekten Türkiye'nin belki de bugüne kadar görmediği bir siyasi bölünmüşlükle, kamplaşmayla ve adaletsizlikle, haksızlıkla seçimlere gittik. Özellikle partimiz üzerinde büyük bir baskı uygulanıyor. Adeta kendimizi ifade etmemize fırsat verilmedi. Ve neticede istişareler sonucu
Saadet Partimizde Milli İttifak diyerek bir seçim ittifakı gerçekleştirdik. Ben bir kere daha Saadet Partili kardeşlerime, başta değerli genel başkanları Mustafa Kamalak Bey olmak üzere teşekkür ediyorum. İhlasla, samimiyetle, gönül birliği içerisinde bir işbirliği yaptık ve seçim geçirdik. Güzel bir kampanya gerçekleştirdik. Ama milletimiz tercihini dediğim gibi meclistekilerden yana kullandı. Bedelini de kendileri ödeyecek. Biz oy avcılığı, oy simsarlığı ya da oy verenlerin yalakalığında yapacak değil. Bedelini de siz ödeyeceksiniz. Bedelini de ödeyeceksiniz kardeşim. Verdin AKP'ye 13 senedir zaten idare ediyor bütün yanlışlarına rağmen bedelini sen ödeyeceksin. Verdin CHP'ye bütün yanlışlarına rağmen bedelini sen ödeyeceksin. Verdin MHP'ye bedelini sen ödeyeceksin. HDP'ye verdin bedelini sen ödeyeceksin. Evet. Bizim derdimiz partilerin bedel ödemesi değil. Biz millet bedel ödemesini istiyoruz. Devlet bedel ödemesini, ülke bedel ödemesini. Türkistan coğrafyası bedel ödemesini istiyoruz. Ama millet dediğim gibi büyük bir uykuda. Milletin uyanması lazım. Sosyal yardımlara bakarak oy verilmez. Herkes kendi aldığına bakarak oy verirse bu tamamen menfaate dayalı bir oy olur. İnançlı, cesur, karakterli bir insan kendisini değil, devletini, milletini, ülkesini, Suriye'dekileri, Doğu Türkistan'dakileri düşünerek oy verir. Evet. Milletimizin bu feraseti en azından bu 1 Kasım seçimlerinde göstermesini bekliyoruz. Ve seçimlerden sonra milletimiz dedi ki bir koalisyon hükümeti. Şimdi ne diyor bazı bakanlar çıkmış? İşte başkanlık sistemi olmadığı için bu olaylar oluyor diyor. Ya sen nereden geldin kardeşim? Tamam sınır ötesinden geldin de hemen Batı Trakya'dan geldin ve yıllardır Türkiye'de yaşıyorsun. Senin Türkiye'den haberin yok mu? Kaç yıldır bu iş sürüyor Türkiye'de ve 13 yıldır siz iktidardasınız. Tek başınıza. Başkanlık sistemi gibi yönettiniz. Tek başına siz iktidarsınız. Başka bir iktidar mı vardı bu Türkiye'de? Türkiye'nin problemi başkanlık sistemi değil. Türkiye'nin problemi tam demokratik parlamenter sisteme geçememiş olması. 12 Eylül darbesini yapan darbeciler yarım bir demokrasi verdiler parlamenter sistem. Güçlü bir cumhurbaşkanlığı yaptılar. Neden? Çünkü rahmetli Özal'ın onun şahsında sivil hükümetleri kontrol altında tutmak için, devleti daha doğrusu ellerinde tutmak için Yargıtay'ından Danıştay'ına, üniversitelerinden bütün bürokrasideki atamalara kadar hepsini cumhurbaşkanlığına bağladılar. Hükümet kurmaktan Türkiye'yi seçime götürmeye kadar. Yunanistan da seçime gidiyor. Yunanistan da seçime gidiyor. Değil mi? İşte bağımsız seçim hükümeti öyle olur. Beğenmediğiniz Yunanistan. Kim götürüyor seçime Yunanistan'ı? Yargıtay Başkanı götürüyor. Kimse diyor mu ki taraflı oldu, tarafsız oldu, öyle oldu demiyor. Çünkü güven var. Çünkü orada dediğim gibi ince hesaplar yok, ayarlar yok. Doğru neyse, demokrasi neyi söylüyorsa, anayasa neyi söylüyorsa onu yapılıyor. Bizdeki problem dediğim gibi tam parlamenter sistem. 33 yıldır darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. 80 ihtilalini yapanlar ne kadar darbeciyse o anayasayı yaptılar. Bu 33 yıldır Türkiye'yi yönetenler de bu darbe anayasasından Türkiye'yi kurtarmadıkları için onlar da onlar kadar darbecidirler. Ben buradan söylüyorum. Evet. Bir seçim yasasını bile değiştiremediler. Adil bir seçim yasası. Barajın sıfır olduğu, temsilde adaletin sağlandığı,
hakkın ve hukukun, bütün siyasi partilerin hakkının ve hukukunun gözetildiği bir seçim yasası. Ve neticede çok uzatmaya gerek yok. Bu süreçte gördük ki hiçbir parti kendi çıkarından vazgeçmedi. Koalisyona girersem millet ne kazanır, devlet ne kazanır diye bakmadı. Ben ne kazanırım, kaybederim. Partim ne kazanır, ne kaybeder diye baktı. Ve iktidarın dediğim gibi kurguladığı bir senaryo oynandı. Ana muhalefet partisi ve mesleki diğer muhalefet partileri sadece bunun figüranı oldular. İktidar partisinin senaryosunun bir figüranı olmaktan öteye geçemediler ve Türkiye bugün bir seçim hükümetiyle sözde bağımsızların olduğu bir seçim hükümetiyle bugün seçimlere gidiyor. Bu seçim hükümetinde biliyorsunuz İktidar Partisi'nin 11, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'nin 3'er milletvekili vermesi gerekiyordu. HDP 2 milletvekili evet dedi, biri kabul etmedi. MHP'den 2 milletvekili kabul etmedi, biri kabul etti. CHP'den 5 milletvekili de başbakanın seçim hükümetinde yer almayı reddetti. Ve bunun üzerine Sayın Başbakan zaten 3 tane ulaştırma Adalet ve İçişleri bağımsızlardan atanması gerekiyor. Geriye kalan 11'i kendi partisinden, güya 8'i de bağımsızlardan atadı. Ama bunların bağımsız olmadığını bürokratların ve diğer atananların tamamının aslında AK Partili, Adalet ve Kalkınma Partili AKP'li olduğunu hepimiz bildiğimiz gibi dünya alem biliyor, başbakan da biliyor, cumhurbaşkanı da biliyor. Hayır diyebilirler. Bağımsız diye atananların tamamı AKP'lidir. Bir firesiz, bir eksiksiz. Tamam. Ve tabii bunu yaparken Sayın Başbakan'ın şahsında iktidar partisi bunu bir siyasi fırsata çevirmiş ve 1 Kasım seçimlerine yönelik bir operasyon yaparak kendileri açısından en fazla çıkarı ve yararı sağlayacak bir bakanlar kurulu ihdas etmiştir. Buradan milliyetçi camiada ve partimiz de nasibini almıştır. Öncelikle şunu ifade edeyim. İsminin önünde Eski Büyük Birlik Partisi olması dışında partimizle ve hareketimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hasbelkader Büyük Birlik Partisi'nin belirli noktalarında bulunmuş insanların başka hiçbir özellikleri olmadığı için bugün hala bu sıfatlara sarılmaları, özellikle şehit liderimiz Muhsin Başkanımızda Muhsin Bey diyerek kendilerini özdeştirilmeli, edepsizlik ve hayasızlıktan başka bir şey değil. Onları buralara yerleştirenler, yani efendiler şunları iyi bilsinler ki bugün 3 kuruş için, makam için, mevki için, koltuk için zarlık yapanlar yarın günü geldiğinde kendilerine yar yolda bırakıp gideceklerdir. Ve 3 kuruş için zarlık yapanların, koltuk sevdasına, makam mevki sevdasına düşenlerin, bunun için
Bırakın fırıldaklık yapmayı, fırıl fırıl dönenlerin Büyük Birlik Partisi'nden götürebilecekleri hiçbir şey yok. Evet. Büyük Birlik Partililer, Alperenler, her türlü haksızlığa, her türlü yoksulluğa rağmen, her türlü adaletsizliğe rağmen 23 yıldır her türlü fedakarlığı yaparak, ailelerinin rızkından keserek, çocuklarının süt parasından keserek bu davayı yaşatmışlardır. Yine yaşatmaya devam edeceklerdir. Hiç kimsenin ihaneti buna engel olamayacaktır. Evet. Değerli dava arkadaşlarım, yeni bir seçime gidiyoruz. Öncelikle 1 Kasım milletvekili erken genel seçimlerinin ülkemize, milletimize, devletimize ve Türkistan coğrafyasına hayırlar getirmesini ben Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Büyük Birlik Partimiz, sizler, bizler 23 yıllık bir siyasi partiyiz. Çok seçimlere girdik ve çıktık. Seçim tecrübesi çok yüksek olan bir siyasi partiyiz. Herkes şunu bilsin ki bugün 1 Kasım seçimleri için hazır olan partilerin başında Büyük Birlik Partisi gelmektedir. Ve bugün 1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçimlerine, erken genel seçimlerine partimiz çatısı altında katılmak arzu eden ve seçime katılma hakkı elinde bulunduran pek çok siyasi parti vardır. Dolayısıyla da biz Büyük Birlik Partisi olarak 1 Kasım'daki yapılacak seçimlere hazırız ve 81 ilin 85 seçim çevresinde kendi adımızla, kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla katılabilecek yetkiye ve etkiye sahip en başta gelen partilerden bir tanesiyiz. Biraz sonra burada kıymetli sorumlu divan üyesi arkadaşlarımız sizi bilgilendirecekler. Size seçim el kılavuzu kitapçığımızı da dağıttık. Seçim takviminin de içinde olduğu ve bir seçimde nelerin yapılması, nelere dikkat edilmesi gerektiği hususu bütün ayrıntılarıyla bu kitapçığın içerisinde yer almakta. Ama dediğim gibi aslında sizlerin zaten kitapçığa da ihtiyacı yok. Çünkü tecrübelisiniz. Ama son dönemde yapılan bir takım değişiklikler, bir takım yeni uygulamalar da bu kitapçığın içerisinde göreceksiniz. Onun için bütün arkadaşlarımızın bu seçim el kitabını bir kere baştan aşağı dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir. Ve divan üyesinden başlayarak Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız, Asil Yedek, Disiplin Kurulu'ndaki arkadaşlarımız, Yüksek İstişare Kurulu'ndaki arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, müfettişlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, alperenlerimiz, hepimiz bir yumruk gibi birlikte olacağız ve sahada Büyük Birlik Partisi bayrağını en yukarıya çekmek için mücadele edeceğiz. Şu anda bakın siyasi ortam ve zemin bunun için müsaittir. Çünkü bu parlamentodaki 4 partinin bu süreçte ortaya koydukları millet nezdinde kabul görmeyen bu tutumlarının mutlaka bir bedeli olacaktır. Ben dün de söyledim. Evet, milletimiz bir ders verdi. 7 Haziran'da ama
dersin büyüğü ve meclistekilerin tamamını kapsayacak olanı inşallah 1 Kasım'da. Evet, inşallah 1 Kasım'da. Şimdi onun için bakın 2002 seçimleri öncesine benzer bir siyasi atmosfer ve durumla karşı karşıyayız. İstatistikler şunu gösteriyor ki hiçbir erken seçimde meclistekiler oy kazanarak çıkmamış. İstatistikler çok açık ve net olarak bunu ortaya koyuyor. Hele iktidar partileri tamamen kaybederek çıkmışlar. Evet, tamam. Kimi 3 kaybetmiş, kimi 10 kaybetmiş, kimi 20 kaybetmiş, kimi iktidarı kaybetmiş. Ama mutlaka kaybederek çıkmışlar. Kazananlar da hep milletin gönlünde olanlar, mecliste olanlar olmuş. Meclis dışında olanlar olmuş. Ama hazırsanız, millete biz hazırız mesajını tam bir şekilde vermişseniz. Evet, biz bugün itibariyle Büyük Birlik Partisi olarak ey milletimiz hazırız. Devleti de yönetmeye, yakın coğrafyamıza da, ülkemize de barış, huzur, güvenlik getirmeye, milletimizin her birisini refah içinde kardeşçe yaşatmaya hazırız. Ve bunu gerçekleştirebilecek tek kadroda Büyük Birlik Partisi var. Benim sadece bu kürsüde bu sözü söylemem yetmez. Bütün arkadaşlarımızın topyekun bu inanç ve kararlılığı ortaya koyması ve bu sözü her noktada bulundukları her ortamda haykırmaları gerekir. Sizler yıllardır fedakarlık yaptınız. Rabbim bu fedakarlıklarınızı mutlaka ödüllendirecek ve taçlandıracaktır. Onun için inançla, azimle ve kararlılıkla yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Büyük Birlik Partisi'nin kapısı, Büyük Birlik Partisi yöneticilerinin gönlü bugüne kadar hiç kimseye kapanmadı. Bundan sonra da kapanmayacak. Daha önce partimizde görev yapmış ya da yapmamış. Milli ve manevi değerlere bağlı, demokrat, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, milletini, devletini, ülkesini kendi menfaatinin önüne koymuş, herkese bu partinin kapıları sonuna kadar açıktır. Bunu da sadece benim buradan söylemem yetmez. Bunu da sizler divandan başlayarak aşağıya doğru bütün milletimize, halkımıza duyurmak ve bu çağrıyı dinlemek zorundasınız. Bıkmadan, usanmadan bu çağrıyı yapmak zorundasınız. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Seçimlerin ülkemize, milletimize, devletimize, yakın coğrafyamıza, siyasi partilerimize, adaylara hayırlar getirmesini ve bu toplantımızın camiamız için, hareketimiz için hayırlı olmasını bir kere daha Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.